Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o güzel hayatını hep beraber okumaya devam ediyoruz. Hudeybiye Barış Anlaşması'ndan sonra Ebu Basir adında bir Müslüman Mekke'den bir şekilde yolunu bulup kaçtı, Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sığındı. Anlaşma gereğince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu himaye edemez. Mekke müşrikleri bunu bildikleri için iki adamını gönderdiler. Ve bu iki adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktılar. Ebu Basir'i istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'e sabır tavsiyesinde bulundu ve o iki adama teslim etti. Ebu Basir onlarla beraber Mekke'ye dönerken yolda bir şekilde bir fırsatını bulup o iki adamdan bir tanesini öldürdü. Diğeri de korkudan Medine'ye geri kaçtı. Ebu Basir de peşinden Medine'ye geldi. Ancak Medine'de anlaşma gereğince kalamıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona "Ey Ebu Basir, birkaç adamın olursa elinden bazı işler gelebilir." ona bir işaret verdi. Ve Ebu Basir hemen bu işareti anladı. Birkaç adamıyla beraber Şam yolu üzerine bulunan İs Vadisi'ne yerleşti. Orada bir kamp kurdu. Artık Mekke'den Müslümanlara sığınan Müslümanlar Medine'ye değil Ebu Basir'in yanına gidiyorlardı. Ebu Basir'in arkadaşlarıyla beraber sayısı 70'e oldu. Daha sonraları Ebu Cendel adında bir sahabi, o da gelip Ebu Basir'e katıldı. Böylece her gün Müslümanlar Ebu Basir'e katılıyorlardı. Sayıları 300'e ulaştı. Ebu Basir Şam yolunu tutmuştu. Mekkelilerin ticaret kervanını Şam'a giderken, dönerken Ebu Basir tarafından saldırıya uğruyordu. Ve böylece artık Şam yolu Kureyşler için tehlike arz ediyorlardı. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. "Ey Muhammed, akrabalık hatırı için senden rica ediyoruz. Bu Hudeybiye'de üzerinde anlaşma yaptığımız bu anlaşmayı yenileyelim. Özellikle o Kureyşlerden Müslümanlara sığınan maddeyi kaldıralım." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların o ricasını kabul etti ve o maddeyi kaldırdı. Daha sonra Ebu Basir'e bir mektup gönderip onu Medine'ye davet etti. Mektup Ebu Basir'e ulaşınca Ebu Basir o zaman ölüm döşeğine düşmüştü. Orada vefat etti. Oradaki Müslümanlara başkan olarak Ebu Cendel başkanlık yapıp onları Medine'ye getirdi. Ve böylece Müslümanların kabul etmeyip çok daraldıkları, sıkıntıya düştükleri madde bu şekilde Kureyşler tarafından ricada bulunarak bu şekilde kaldırıldı. Değerli kardeşlerim, Hudeybiye Barış Anlaşması Müslümanlar için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için aslında bir fırsattı. Peygamber Efendimiz bunu görüyordu. Neden? Çünkü o maddelerden bir tanesi 10 yıl boyunca artık Kureyşlerle savaş yapılmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlerle 10 yıl boyunca barış içinde yaşayacak. Ve bu ne demek oluyor? Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam enerjisini, mesaisini Kureyşlerle harcamayacak. Çünkü o bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdi. Onun başka insanlara gitmesi gerekiyordu. Diğer kabilelere yönelmesi gerekiyordu. İşte Kureyşlerle yapılan o anlaşmadan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline yeni bir fırsat geçti. Artık diğer kabilelere rahat bir şekilde gidebiliyor. Diğer devletlere artık davetini gönderebiliyor. Çünkü artık Kureyşlerden gelen bir tehlike yoktu. Bertaraf edilmişti bu anlaşmayla. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu düşündüğü için şartlar ne kadar ağır olsa da o anlaşmayı kabul etmişti. Çünkü artık o zamanını başka insanlara vermek istiyordu.
başka insanları bu güzel dine davet etmek istiyordu. Ve hicretin 7. yılında çevre kabilelere, devletlere daveti göndermek üzere 6 tane mektup hazırladı. Bazı sahabeler, ey Allah'ın Resulü, devlet başkanları mühürsüz mektup okumazlar demeleri üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yüzüğün üzerine Muhammedun Resulullah yazarak onu mühür olarak kullandı. Ve 6 tane elçisini 6 devlete gönderdi. Birinci elçisi Habeşistan kralı Necaşi'ye gitti. Necaşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisini güzel bir şekilde karşıladı. Onun davetini kabul etti ve çeşitli hediyeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci davet mektubu elçisi Rum kralı Heraklus'a gitti. Heraklus, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisini güzel bir şekilde karşıladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mektubunu alıp öptü, yüzüne, gözüne sürdü. Ancak dünyaya olan düşkünlüğünden, mala olan düşkünlüğünden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini kabul etmedi. Üçüncü mektup İran krallarına gitti. Perviz'e gitti. Perviz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisini iyi karşılamadı. Mektuba hürmetsizlik etti, daveti kabul etmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için bedduada bulundu ve oğlu tarafından kısa bir süre içinde öldürüldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer mektubu, dördüncü mektubu Mısır'ın İskenderiye hükümdarına gitti. Mukavkıs'a gitti. Mukavkıs, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisine iyi davrandı. Ona iki cariye, bir katır, bir de merkep hediye etti. Yanında güzel bazı kokularla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. O cariyelerden bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhterem hanımı Maria idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İbrahim adında bir çocuk verdi. Daha küçük yaşlarındayken İbrahim vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 5. mektubu Şam bölgesinde bulunan Gassan kralına gitti. Gassan kralı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu yırtıp yere attı. Hürmetsizlikte bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için de beddua etti ve kısa sürede o da ölüp gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son mektubu 6.'sı Yemame hükümdarına gitti. Yemame hükümdarı Havze bin Malik bir şartla davetini kabul edeceğini söyledi. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beni kendine varis kılacaksa, yani vefat ettikten sonra kendi yerini bana bırakacaksa onun davetini kabul ederim. Yoksa onunla savaşırım. Böyle bir şartla ancak davetini kabul ederim dedi ve hürmetsizlik ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da bedduada bulundu. O da kısa bir süre sonra öldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok kabileye de davet göndermişti ve hicretin 7. yılında birçok elçi gittiği için buna elçiler yılı denildi. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'de yaşayan Yahudilerin yaptıklarını unutmamıştı. Çünkü Hayber'de yaşayan Yahudiler büyükleri ve Nadir oğullarının başkanı Hüyey bin Ahtab Uhud Savaşı'nda müşriklerin yanında yer alıp Müslümanlara karşı savaşmıştı. Hatta bu savaşı kışkırtan, bu savaşın çıkmasına sebep olanlar da onlardı. Sadece yaptıkları bu kadar tek değildi. Şam'a giden Müslüman kervanlarına saldırıyorlardı. Müşriklerle hala tuzaklar kurup Müslümanlara hileler yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara karşı artık bir seferin yapması gerekiyordu. Hem Şam yolu güvenceye girmiş olacak, hem de Hayber'deki Yahudilerden gelecek bir tehlike de bertaraf edilecek. Değerli kardeşlerim,
Efendimiz aleyhissalatu vesselam 1600 kişilik bir orduyla Medine'den ayrıldı. Hayber'in önüne geldi. Hayberler sağlam kalalarla korunuyordu. İçlerinde 7 sağlam kale vardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümanlar 7 gün boyunca onları muhasara altında tuttular, ancak Hayber fethedilmedi. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün şöyle dedi: "Yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah Celle Celaluhu onun eliyle fethi gerçekleştirecektir." Ve diğer gün olunca Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam o beyaz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali sancağı alınca, "Ey Allah'ın Resulü, emriniz nedir?" Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Önce onları İslam'a davet et. Eğer kabul ederlerse onlarla savaşmayacağız. Eğer kabul etmezlerse onlarla savaşacaksın." Hazreti Ali kalenin önüne geldi askerleriyle beraber. Onları İslam'a davet etti, Müslüman olmalarına davet etti, ancak onlar bu daveti kabul etmediler. Ve işlerinde Merhab adında çok büyük bir kahramanları vardı. Bu Hazreti Ali ile savaşmak için kalesinden indi. Hazreti Ali kısa süre içerisinde o büyük kahramanlarını yere serdi. Merhab'ın öldürülmesiyle Yahudilerin kalplerine bir korku girdi. Endişeye kapıldılar. Hazreti Ali ordusuyla beraber kaleye hücum etti. Kısa sürede Allah Celle Celaluhu ona Hayber'in fethini nasip etti. Hayber'deyken, savaş içerisindeyken Devs kabilesinden 400 Müslüman gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuna katıldı ki Hazreti Ebu Hüreyre bu kabiledendir. Ve sayıları 2000'e ulaştı. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'i fethetti. Hayber'de yaşayan Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir anlaşma yapmak istediler. Kendileri ziraatla uğraşıyorlardı. Ziraat işini iyi biliyorlardı. Ve Müslümanların da ziraata zamanlarının olmadığını biliyorlardı. Çünkü Müslümanlar davetle meşguldular. İnsanları yüce İslam dinine davet ediyorlardı. Bunun için mücadele ediyorlardı, cihad ediyorlardı. Vakit o vakitti. Ekinlere, ziraatlara zamanları yoktu. Yahudiler bunu bildikleri için Efendimiz aleyhissalatu vesselama burada Hayber'de kalıp tarlaları sürüp ekinleri yarı yarıya bölüşmek üzere Efendimizle anlaştılar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o da bunu bildiği için bu anlaşmayı kabul etti. Ancak onlara şöyle dedi: "Ben istediğim zaman tek taraflı olarak bu anlaşmayı bozacağım. Bu şartla anlaşmayı kabul ederim." dedi. Onlar buna da razı olmuşlardı. Çünkü başka çareleri kalmamıştı. Değerli kardeşlerim, Hayber'in fethinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam birçok mal ganimet olarak almıştı. Hayber'de 20 bin Yahudi yaşıyordu. Müslümanların sayısı 2 bin, onların sayısı 20 bindi. O gün Müslümanlardan 15-20 kişi şehit edildi. Onlardan 93 kişi öldürüldü. Tam o esnada çok sevindirici bir olay yaşandı. Habeşistan'a hicret eden o muhacirler Hayber'in fethinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ulaştılar. Sahabeler buna çok sevindiler. Çünkü uzun bir süreden beri arkadaşlarını görmemişlerdi. Arkadaşlarıyla kucaklaştılar. Hasret giderdiler. Ancak Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerden daha çok sevindi. Ve sevinci şöyle dile getirdi: "Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer ve arkadaşların gelişine mi sevineyim? Hangisine sevineceğimi bilmiyorum." Bu kadar çok sevinmişti. Değerli kardeşlerim, onlara bir müjde de verdi. "Siz gemi halkı içinde iki hicret ecri vardır.
Çünkü onlar bir Habeşistan'a, oradan da Medine'ye hicret etmişlerdi. Onlar için iki hicret ecri vardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara da ganimetten bir pay verdi. Değerli kardeşlerim, artık Hayber fethedilmiş. Yahudilerden gelecek bir tehlike en azından Şam yolu üzerinden kalkmıştı. Değerli kardeşlerim, Yahudiler sadece Hayber'de tek değil, Vadil Kura, Fedeklerde de yaşıyorlardı. Bu iki yer Hayber'e iki konak uzaklıktaydı. Bunlar Hayber'e bağlıydılar. Hayber Yahudileriyle beraber Müslümanlara karşı hile tuzağa giriyorlardı. Müslümanlara karşı düşmanlık ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hayber'den sonra önce Vadil Kura, daha sonra Fedek üzerine gitti ve bu iki yeri de kuşatıp fethedip mallarını ganimet olarak aldı. Hayber'de yaptığı anlaşmayı orada da yaptı. Onların bağlarını, bahçelerini, tarlalarını onlara bırakıp yarı yarıya mahsulları yarı yarıya bölüşmek üzere onlara bıraktı. Ve artık Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan sonra Medine'ye döndü. Artık Yahudilerden gelecek bir tehlike kalmamıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer kabilelere yöneldi. Onları İslam'a davet etmeye başladı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece Araplara gönderilmiş bir peygamber değildir. O rahmeten lil alemindir. O bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdi. Ve onu, bunu bildiği için bütün insanlara daveti ulaştırmaya çalışıyordu. Değerli kardeşlerim, bugün de dersimizin sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.